Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili gönül dostları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum ve bu videoda aklınızdaki kişiler, özellikle de ayrı olanlar, bizsiz mutlu mu? Bizsiz ne yapıyor? Yokluğumuzu hissediyor mu? Arıyor mu? Özlüyor mu bizi? Buna bakacağız ve bunu da burç burç yapmaya çalışacağım nacizane. Hiç vaktinizi almadan, ben de vaktimi almadan, vakit önemli, zaman önemli arkadaşlar. Hemen açılımı gerçekleştiriyorum. Niyetimi alıyorum bir yandan. Evet sevgili Koç burcu. Aklınızdaki kişi sizsiz ne yapıyor? Sizsiz ne yapıyor? Sevgili Koç burçlarının aklındaki kişi Koç burcu olmadan, siz olmadan mutsuz mu, mutlu mu? Ne yapıyor, neler yapıyor? Koç burcunun aklındaki kişi. O hayatında bir şey bitmiş, bir kayıp yaşamış sevgili arkadaşlar. Burada bir ölüm kartı geldi, bakın. Bir şeyler bitmiş hayatında, bir kayıp yaşıyor aklınızdaki kişi ve çok üzgün. Uykusuz geceler geçiriyor, uyuyamıyor. Ve net bir duruşu var sevgili arkadaşlar. Keskin bir duruşu var. Şimdi şöyle sevgili Koç burçları. Evet aklınızdaki kişi belki de siz mutlu mu dedik, ne yapıyor dedik ve burada bir kayıp yaşıyor. Bu ilişki bitmiş. Evet geçmişte bu ilişki bitmiş. Şu an bunun üzüntüsünü çekiyor, uyuyamıyor, vicdan azabı çekiyor, pişman bir yandan da sevgili arkadaşlar. Uyuyamıyor bakın. Pişman. Vicdan azabı çekiyor. Ama net bir şekilde bittiğini gösteriyor bu kart bize sevgili gönül dostları. Kesinlikle kararından da vazgeçmiyor. Bu iş bitti dediği bir dönem sevgili arkadaşlar. Dönem diye böyle diyor zaten. Bu ilişki bitti diyor. Özellikle Koç burçlarının aklındaki kişiler hava elementi olma ihtimali yüksek. İkizler, terazi ve kova olabilir sevgili Koç burçları. Olmak zorunda değil ama gelen karta göre söylemek istedim. Belki daha uyumlu olanlar vardır. Ve Boğa burcunun aklındaki kişi. Boğa burcu olmadan mutlu mu, mutsuz mu? Şimdi şöyle Boğa burcunun aklındaki kişi diyor ki ben zaten sana sen benimsin. Sen benimsin. Ben seni kazandım. Senin beni hala sevdiğini biliyorum diyor. Ben diyor iki durum arasında kaldım. İki kişi arasında kaldım. Belki aileyle sizin arasında, belki işiyle sizin arasında, belki çocuklarıyla sizin aranızda. Ama burada iki kişi arasında kaldığını ve şu an için karar verme durumunda olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ama ben hanginizi seçersem seçim bir yeri terk etmem lazım. Bir yeri terk etmem lazım. Sizin için baktığım için de büyük ihtimalle sizden ayrıldığını söylüyor kart bize sevgili arkadaşlar. İstemeden ayrılıyor. Biraz üzgün evet. İstemeden bir ayrılık var. Duyguları var çünkü size karşı bir istemeden ayrılık söz konusu Boğa burçlarına. Ve geldik İkizler burcu. İkizler burcu aklındaki kişi diyoruz. İkizler burcu olmadan mutlu musun? İkizler burcunun aklındaki kişi. İkizler burcu olmadan mutlu musun? Mutludur çünkü İkizler burcu çok kafaya takmaz arkadaşlar. Daha su siz aslında kafanıza takmıyorsunuzdur da karşı taraf hangi burçtan bilmiyorum. Özellikle de toprak elementi olması çok mümkün. Başak, Oğlak ve aynı zamanda Boğa burcu olma ihtimali var sevgili İkizler burcu. Aklınızdaki kişi diyor ki ben işimle gücümle uğraşıyorum. Kendi işimleyim. Güçlüyüm. Yok çok da üzgün değilim. Kendime ait işlerim var. Parayla uğraşıyorum. İşlerle uğraşıyorum. Koşturuyorum. Mücadele ediyorum dedi sevgili arkadaşlar. Mutlu mu diye sorduk. Mutlu gayet mutlu hayatında işine gücüne baktığını söylüyor. Sizsiz de güçlü olduğunu söyledi bize sevgili ikizler. Ve geldik Yengeç burcuna. Yengeç burcu aklınızdaki kişi siz olmadan mutlu mu?
Siz olmadan mutlu mu diyoruz yengeç burçlarına? Evet, gayet de mutlu. Yengeç burçları aslında üzülür ama nasıl olmuşsa. Sevgili arkadaşlar, diyor ki ben senden sonra kendime yeniden sıfırdan başladım. Sıfırdan bir hayat kurdum. Hiçbir şey takmıyorum artık, umursamıyorum. Senden sonra ben kendime yeniden başlangıçlar yaptım. Ama bu seferki başlangıçlarım istikrarlı, sağlam. Ve günümü gün ediyorum. Günümü gün ediyorum. Orada sabah, burada akşam geziyorum, eğleniyorum. Günübirlik ilişkiler yaşıyorum ama mutluyum diyor sevgili arkadaşlar. Sevgili yengeç burçları, arkanızdaki kişi sizle mutlu olduğunu söyledi. Ve aslan burcuna geçiyorum. Aslan burcunun aklındaki kişi. Aslan burcu, hayatında olmadan mutlu musun? Duygularımı çok söylemiyorum dedi. Kendime saklıyorum. Biraz dengem bozuldu. Evet. Aslan burçtan aklınızdaki kişi diyor ki evet, biraz dengem bozuldu. Ama ben hiçbir şekilde ne hissettiğimi, ne üzüldüğümü hiçbir şekilde belli etmiyorum diyor. Dengem bozuldu ama bu dengeyi yerine getireceğim, çalışacağım. Kendimi işime, gücüme verdim. Çalışıyorum. İşle güçle uğraşıyorum ve düşünmek istemiyorum dedi sevgili arkadaşlar. Ama burada bir üzüntü var mı? Evet, üzüntü var. Belli etmese de sevgili aslanlar. Ve geldik Başak Burcu'na. Başak Burcu'nun aklındaki kişi, Başak Burcu olmadan mutlu musun? Başak Burcu olmadan hayatında mutlu musun? Diyor ki, şimdi sevgili arkadaşlar, ben evet sana haksızlık yaptım. Ben sana adaletsizlik yaptım. İlahi adalet de bana tecelli etti. Belki senin ahın tuttu. Belki senin bedduan tuttu bana. Ben şu an mutluluktan ziyade sinirliyim. Sana öfkeliyim. Sana kırgınım. Kırgınlıktan ziyade sinirliyim. Seninle tartışmak istiyorum. Seninle kavga etmek istiyorum. Sana söyleyemediklerim var. Mutluluk mutsuzluktan ziyade ben sana öfkeliyim. Ben sana doluyum. Ben sana sinirliyim diyor sevgili arkadaşlar. Ya da siz adaletsizlik daha yaptınız, haksızlık yaptınız. Ondan dolayı karşı taraf bir sinir küpü içinde sevgili arkadaşlar. Ve artık kendime başka limanlara, başka kişilere, başka durumlara, başka ilişkilere doğru yöneliyorum dedi sevgili arkadaşlar. Ve geldik Terazi burcuna. Terazi burcu aklınızdaki kişi sizsiz mutlu mu? Terazi burcunun aklındaki kişi sizsiz mutlu mu? Terazi burcunun aklındaki kişi diyor ki senden ayrıldık. Evet, kader değmiş, kısmet değmiş. Benim kaderim farklı yönlere doğru gidiyor, gitti. Ama ben mutluyum. Gayet mutluyum. Arkadaşlarımla eğleniyorum. Geziyorum, tozuyorum, partilere katılıyorum, kulüplere gidiyorum. Eğleniyorum dedi sevgili arkadaşlar. Tekrar kendi dengemi bulmaya çalışıyorum. Ya da diyor ki, evet böyle bu şekilde gösteriyorum, gidiyorum, eğleniyorum. Ama içimde bir dengesizlik de var. İçimde bir senin eksikliğini de hissediyorum. Ama bu dengeyi gelmeye çalışıyorum dedi sevgili arkadaşlar. Terazi burcunun aklındaki kişi. Akrep burcunun aklındaki kişiye bakıyoruz. Akrep burcunun aklındaki kişi. Akrep burcu olmadan hayatında mutlu musun? Diyor ki, yani şöyle, evet mutsuzum. Sen benim için bir fırsattın, bir şanstın. Seninle tamamlanıyordum ama seninle olan bu durumdan dolayı, sen benim hayatımda olmamandan dolayı ben üzgünüm diyor, uyuyamıyorum diyor, vicdan azabı çekiyorum diyor, pişmanım diyor. Sevgili arkadaşlar, sevgili akrep burçlarının aklındaki kişi bu durumda. Ve diyor ki, sevgili arkadaşlar, ben sana bir başlangıç yapmak istiyorum, ben sana gelmek istiyorum, seninle tekrar görüşmek istiyorum. Küçük de olsa senden haber almak istiyorum ya da küçük bir şey de olsa sana haber göndermek istiyorum dedi.
üzgün arkadaşlar. Sizsiz üzgün. Ve geldik Yay burcuna. Yay burcu aklındaki kişi. Yay burcu olmadan hayatında mutlu musun? Kader bizi farklı yönlere sürükledi diyor. Çok fazla sorumluluklarım var. Çok fazla iş yükü var. Çok fazla sorumluluktu. Mutlu musun kısmında da evet mutluyum. Ama ben seni sevdim. Sevgim gerçekti diyor sevgili yay burçları. Ben sana olan duygularım gerçekti. Kader bizi ayırdı. Kadere razı geldik. Benim çünkü kendime ait işlerim ve sorumluluklarım var. Bu sorumluluklardan aklıma gelmiyorsun diyor sevgili arkadaşlar. Aklına gelmiyor çünkü çok fazla iş güçle uğraşıyor. Bir de bu üzülecek zamanı yok. Öyle söyleyeyim. Üzülecek zamanı yok. Sizin eksikliğinizi hissedecek zamanı yok. Sadece size kısa bir mesajı var. Sana hissettiklerim duygular gerçekti diyor. Ve geldik Oğlak burcuna. Oğlak burcu aklınızdaki kişi. Oğlak burcunun aklındaki kişi. Oğlak burcu olmadan hayatında mutlu musun? Üzgünüm, çok üzüldüm, çok kırıldım. Ya aldatıldım, aldatıldı ya da kandırıldı. Burada bir üçlü bir ilişki var sevgili arkadaşlar. Bir kandırma durumu söz konusu olmuş. Burada bir kalp acısı yaşanmış daha önce. Üzgünüm. Evet, çok üzgünüm. Pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Öldüm, bittim, tükendim. Gerçekten çok üzgünüm diyor. Yoruldum diyor. Evet, ihanete uğranmış. Ya siz ihanet ettiniz ya karşı taraf ihanet etti size. Burada üçlü bir ilişki durumu da söz konusu olabilir. Ya da üçüncü kişilerden dolayı bir ayrılık söz konusu. Üçüncü kişilerden dolayı bir kalp kırıklığı yaşanmış olma ihtimali var. Ama diyor ki seninle tekrar başlamak istiyor. Seninle tekrar başlamak istiyorum dedi sevgili arkadaşlar. Ve geldik Kova burcuna. Kova burcunun aklındaki kişi. Kova burcunun aklındaki kişi. Kova burcu olmadan hayatında mutlu musun? Diyor ki sanki bu durum şöyle bir şey var. Ailelerden kaynaklanan ya da işte mezhep farklılığından kaynaklanan, sanki inanç farklılıkları da var burada. Bundan dolayı ayrılmış olabilirsiniz. Bundan dolayı bir çatışma, kavga olabilir. Belki ailelerin istemediği bir ilişki olabilir bu durum. Bir şekilde burada aileden dolayı kaynaklanan ya da dediğim gibi mezhep ayrılığından dolayı, inançlardan dolayı ayrılma gibi ya da işte kalp kırılma gibi durumlar söz konusu. Diyor ki üzgünlükten ziyade ben çok mücadele ettim diyor. Çok mücadele ettim. Çok kendimi ispat etmeye çalıştım. Sevgimi ya da işte bu ilişkiyi ispat etmeye çalıştım. Hala da çalışıyorum diyor. Kendini kanıtlama derdinde, sevgisini ispat etme derdinde. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda da diyor ki ben seni seviyorum. Küçük de olsa sana bir şeyler yapma niyetindeyim diyor. Sana tekrar gelmek istiyorum. Sana tekrar duygularımı açıklamak istiyorum diyor Kova burçlarına. Ve geldik Balık burcuna. Balık burcu dedim. Bu kart geldi. Bu kart da aynı zamanda Balık burcunu da verir. Sevgili arkadaşlar, biri aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Gelmek istiyor. Balık burcu. Balık burcu aklındaki kişi. Balık burcu olmadan hayatında mutlu mu? Şimdi şöyle, zaten burada bir ayrılık söz konusu yok gibi duruyor bu balık burçlarında şu an beni dinleyen enerjilerle. Güzel başlanmış, birdenbire başlanmış olabilir, tutkuyla başlanmış, heyecanlı başlanmış. Ateşli başlanmış aynı zamanda. Sanki birdenbire yıldırım aşkı gibi bir şey olmuş. Bu gerçek diyor ki benim sevgim gerçek. Ben seni gerçekten seviyorum. Bundan emin ol diyor. Ayrıysanız bile şu an ayrı olarak görünmüyorsunuz ama ayrıysanız bile size haber göndermek istiyor. Ayrı olmayanlar için de diyor ki ben sana sevgimi daha nasıl sunayım diyor. Yani her türlü senin için
uğraşıyorum, her türlü seni sevdiğimi gösteriyorum diyor. Ve sen benim hayalimdeki kadınsın, sen benim istediğim kadınsın ya da erkeksin, siz öyle alın kabul edin sevgili arkadaşlar. Mutlu mutsuz kısmına gelince zaten birlikte göründüğünüz için de adam zaten mutlu ya da kadın zaten mutlu. Sabrediyorum ama sabretmemiz gereken bir şey var diyor. Beklememiz gereken bir şey var diyor. Beklenilen, kadere razı gelinmesi gereken, boyun eğmeniz gereken, biraz böyle bekleyişe geçmeniz gereken, sabretmeniz gereken bir durum var bu balık burçlarıyla ilgili. Sevgi gerçek, ilişki var, başlanmış ama beklenilmesi gereken de bir durum olduğunu söylüyor balık burcunun aklındaki kişi sevgili arkadaşlar. Bazılarınızın annesi söz konusu olabilir, bazılarınızın aile ya da hayatında başka evli olabilir, öyle söyleyeyim. Hayatında başka birinden ziyade evli olabilir. Yani bu kişi ya bekardır, bekar değilse de hayatında başka bekarlıktan iki kişi aynı anda idare ediyordan ziyade evli olabilir. Ya bekar ya evli sevgili arkadaşlar. Evet sevgili gönül dostları, aklınızdaki kişilerin siz nasıllar diye sorduğumuzda tarotların enerjisi bu şekilde geldi. Biz de o zaman aldık, kabul ettik diyoruz. Tabii ki üzerimize düşeni, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.